Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Cumhuriyet dönemi öğretici metinlere geçiş yapıyoruz. Sade halkın anlayabileceği konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin kuralları, Türkçe sözcükler halkın kullandığı sözcük gruplara hakimdir. Duru, açık, yalın, süssüz bir anlatım benimsenmiştir. Arkadaşlar böyle bir anlatım benimsenmesinin sebebi öğretici metin olmaz. Amacımız zaten halka bir şeyleri öğretmek olduğu için burada süslü sanatlı bir dil kullanmamız çok da doğru olmayacaktır. Anadolu, Anadolu'ya yönelme, batılılaşma, kalkınma, milli konular işlenmiştir. Özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Atatürk, Atatürk devrimleri ve ilkeleri anlatılmıştır. Öğretici metinler ve öne çıkan yazarlarımız arkadaşlar. Deneme türünde Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel, Oktay Akbal, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banarlı, Necmi Uygur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vedat Günyol, Orhan Buryan, Tahsin Yücel, Akşit Göktürk, Hilmi Yavuz. Makale türünde Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Fahri Rıfkı Atay, Erol Güngör, Cemil Meriç, Nurettin Topçu. Gezi yazısı türündeki önemli sanatçılarımız arkadaşlar Haldun Taner, Azra Erhat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Akbal, Halih Rıfkı Atay, Yavuz Bülent Bakiler, Melih Cevdet Anday ve Mine Urgan. Anı türündeki önemli sanatçılarımız Ruşen Eşref, Halih Rıfkı, Yusuf Ziya Ortaç, Oktay Akbal, Yahya Kemal, Vedat Nedim Tör, Salah Birsel, Halikarnas Balıkçısı. Fıkra türündeki önemli sanatçılarımız Peyami Safa, Fahri Rıfkı Atay, Yusuf Ziya Ortaç, Ruhan Felek, Necip Fazıl Kısakürek, Çetin Altan, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk. Eleştiri türündeki önemli sanatçılarımız Mehmet Kaplan, Fethi Naci, Asım Vezirci, Tahir Alangu, Berna Moran, Fahir Onger, Mehmet Fuat, Mehmet Hasan Doğan, Adnan Binyazar, Semih Gümüş, Muzaffer Erdoğuz, Gürsel Aytaç, Adnan Berk. Günlük türündeki önemli sanatçılarımıza geldiğimiz zaman Nurullah Ataç, Salah Birsel, Oktay Akbal, Tomlis Uyar, Muzaffer Buyrukçu, Mehmet Şeyda. Sohbet türündeki önemli sanatçılarımız Şevket Rado, Nurullah Ataç, Suud Kemal, Yetkin olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, öğretici metin yazarlarımızdan Sabahattin Eyüboğlu. Deneme, çeviri, eleştiri ve inceleme alanlarında eserler vermiştir. Ağırlıklı olarak sanat, edebiyat konularında denemeler yazmıştır. Çeviri alanında önemli eserler vermiş, Montaigne'in denemelerini Türkçe'ye çevirmiştir. Bu bakımdan önemli arkadaşlar, belki karşımıza çıkar. Hayyam'ın rubailerini, La Fontaine'in fabullarını, Eflatun'un devlet attığı yapıtında Türkçe'ye çeviren isim Sabahattin Eyüboğlu. Türk tarihi içinde Anadolu'nun en bilinçli yorumcularından biridir. Türk kültürünü Anadolu hümanizması kavramıyla açıklamış, yeni bir kültür yorumu ortaya koymuştur. Eski Yunan ve Anadolu uygarlıklarıyla ilgili çalışmalar ve incelemeler yapmıştır. Eserlerine baktığımız zaman inceleme, deneme ve eleştiri türünde eserleri var. Kırmızı ile yazdığımız eserler önemli arkadaşlar. Mavi ve kara, sanat ve edebiyat üzerine denemeler. Yunus Emre'ye selam, Pir Sultan Abdal, Anadolu Ormanları, Anadolu Yolları, Siyah Kalem, Hitit Güneşi, Surname önemli eserler arkadaşlar. Kırmızıyla yazdığımız eserler tekrar söylüyorum, daha önemli. Nurullah Ataç yine karşımıza soru olarak girebilecek sanatçılarımızdan biri. Deneme, eleştiri, günlük söyleşi türlerinde eser vermiş, roman ve öykü türünde eser vermemiştir. Yani roman ve öyküsü yok arkadaşlar. Nurullah Ataç'ın çeviri alanında 50'ye yakın eseri vardır. Cumhuriyet döneminde deneme türünün en başarılı temsilcisi sayılır. Bakın bu maddemiz çok önemli arkadaşlar, karşımıza yine çıkabilir. Edebiyatımızda eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Türkçenin özleşmesinde öncülük etmiş, yeni sözcükler türetmiş, bunları yazılarında kullanmış, dilimize yerleşmesini sağlamıştır. Bakın burası çok gariptir. V bağlacını Arapça olduğu için kullanmamaya çalışmıştır. Hatta hiç kullanmamıştır. Devrik
cümlelerin öncüsü olmuştur. Yani bugün kullandığımız yüklemin sonunda olmadığı cümleleri en çok kullanan isimlerden biri de Nurullah Ataç. Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda kullanmasını ve doğruluğunu savunmuştur. Akıcı bir dili, sağlam bir üslubu ve inandırıcı bir anlatımı vardır. Kendisini günde 24 saat edebiyat düşünen adam diye nitelendiren bir isimden bahsediyoruz. Eserlerine baktığımız zaman deneme söyleşi, eleştiri ve günlük türünde pek çok eseri var arkadaşlar. Karalama defteri, okuruma mektuplar, günlerin getirdiği, günce 1, günce 2, günce dedi arkadaşlar günlükler, sözden söze, diyelim, söz arasında, söyleşiler, dergilerde, Prospero ve ile Caliban, ararken kezi bana mektuplar, önemli eserler. Yine kırmızıyla yazdığımız eserler ön plana çıkacaktır. Suud Kemal Yetkin, diğer önemli sanatçımız. Estetik, sanat, felsefe, resim, İslam sanatları konusunda eser veren bir profesördür. Cumhuriyet döneminde deneme türünün en başarılı yazarlarından biri olmuştur. Gözlemci ve araştırmacı olan yazarın denemeleri inandırıcıdır. Yoğun ve özlü bir biçimde düşüncelerini ortaya koyar. Açık, yalın bir anlatımla düşüncelerini dile getirmiştir. Deneme türündeki eserleri günlerin götürdüğü en çok çıkan sorulardan biridir arkadaşlar. Dikkat edin, düşün payı, yokuşa doğru, edebiyat üzerine edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler, denemeler. İnceleme türündeki eserleri estetik, Ahmet Haşim ve sembolizm, edebi meslekler, büyük mustalipler, Türk mimarisi, estetik doktrinler, Bodler ve kötülük çiçekleri. Fethi Naci Kalpakçıoğlu kendisini bütünüyle edebiyat incelemelerine veren eleştirmen ve denemecilerden biridir. Toplumcu sanat anlayışını benimseyen yazar, eleştirilerini de bilimsel yöntemlerle kaleme almıştır. Deneme eleştiri türündeki eserleri İnsan Tükenmez, Gerçek Saygısı, Eleştiri Günlüğü, Gücünü Yetiren Edebiyat, Yüzyılın Yüz Romanı, bu bakımdan önemli bir eser, Yüz Soruda Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme. Cemil Meriç, yine test sorularında karşımıza çıkabilecek sanatçılarımızdan biridir. Makale, deneme, inceleme ve araştırmaları ile tanınan bir yazardır. Yapıtlarında Doğu-Batı kültür hazinelerinin zengin ayrıntılarına yer vermiştir. Sosyoloji alanında önemli çalışmaları vardır. Devamlı öğrenen, öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirdikten sonra başkalarını öğretmek için uğraşan her düşünceye açık bir düşünürdür. Eserlerine geldiğimiz zaman Bu Ülke, Kırkambar, Jurnal 1-2, Ümran'dan Uygarlığa, Bir Dünyanın Eşiğinde, Işık Doğu'dan Gelir, Kültürden İrfan'a, Saint-Simon ilk sosyolog, ilk sosyalist, Hint Edebiyatı, Mara'dakiler, Bir Facianın Hikayesi önemli eserleridir. Yine kırmızıyla yazdığımız eserler tabii ki daha ön plana çıkacaktır. Mehmet Kaplan, Yeni Türk Edebiyatı profesörü olan yazar, araştırma ve incelemeleriyle tanınır. Deneme türünde daha çok ön plana çıkan bir yazarımız. Türk Edebiyat profesörüdür arkadaşlar. Hocaların hocası olarak da adlandırılır. Araştırma, inceleme ve deneme türünde pek çok eseri var arkadaşlar. Özellikle kültür ve dil, nesillerin ruhu adlı eserleri Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okul kitabı olarak kullanılmıştır. Ders kitabı olarak pek çok eseri kullanılmaktadır hala. Büyük Türkiye Rüyası, Sevgi ve İlim, Edebiyatımız içinden Hikaye Tahlilleri, Şiir Tahlilleri 1-2, Tüp Tahlilleri, Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar, Tanpınar'ı, Şiir Dünyası, Tevfik Fikret, Namık Kemal. Monografisi Tevfik Fikret ve Namık Kemal yine. Salah Birsel, asıl adı Ahmet Selahattin'dir. Özgün bir sanatçıdır. İlk şiirlerinde Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in etkisinde kalmış, daha sonra Garipçilerin etkisinde kalmıştır. 1955'ten sonra garip şiirinden sıyrılarak bağımsız, kendi özgü bir şiir yapısı ortaya koymuş, lirik şiiri değil, zeka şiirini salmıştır. Her şiirinde yeni bir ses, yeni bir yapı kurmaya çalışmıştır. Asıl ününü deneme, günlük ve ana türlerinde sağlamıştır. Şiirlerine baktığımız zaman kırmızıyla yazdığımız eserler daha önemli arkadaşlar. Hacivat'ın Karısı, Kikirikname. Deneme türündeki eseri Boğaziçi Şıngır Mıngır, Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Günlük türündeki eseri Hacivat Günlüğü.
Fali Rıfkı Atay yine öğretici metinler arasında önemli sanatçılarımızdan biridir. En çok sorulan sanatçılardan biridir. Türkçenin düz yazı dili olmasında büyük katkısı vardır. Atatürk dönemi anılarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Çankaya adlı yapıtında ele almıştır. Bu bakımdan önemli bir eserdir. Cumhuriyet döneminde Gezi yazısında en çok eser veren sanatçıdır. Bakın bu bilgi de bizim için önemli. Gezi yazısının edebiyatımızda gelişmesini sağlamış, özlü yazıları vardır, cümleleri kısa, akıcı ve kuvvetlidir. Zeytin Dağı, Fahri Rıfkı Atay'ın yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'na ait anılarından oluşur. Eser ismini Kudüs'e yakın bir tepenin isminden alır. Ateş ve Güneş adlı eserinde Sina ve Filistin cephesini kanal harekatını ele almıştır. Eserlerine baktığımız zaman pek çok eserin önemli arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Times Kıyıları, Hint, Yeni Rusya, Moskova, Roma, Gezerek Gördüklerim, Kaybolmuş Makedonya, Faşist Roma, Kemalist Tiran, Londra Konferansı Mektupları. Anısı, Çankaya, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Atatürk'ün Hatıraları, Batış Yılları, İzmir'den Bursa'ya 19 Mayıs. Fıkra, makale ve deneme türündeki eserleri, pazar konuşmaları, Atatürkçülük nedir, eski saat, bayrak, kanat vuruşu, niçin kurtulmamak, kurtuluş, Türk kanadı önemli eserler arkadaşlar. Fahri Rıfkı Atay'ın çıkabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Ruşen Eşref Ünaydın, mülakat ve röportaj türündeki eserleriyle tanınan bir sanatçımız. Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk defa uzun bir mülakatla Türk oyuncusuna tanıtan kişidir. Bakın, mülakatla ilk defa Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtan isim. 1919'da Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmıştır. Eserlerine baktığımız zaman diyorlar ki Ana Fartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat. Bu eseri çok önemli arkadaşlar. Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki diğer eseri. Deneme ve anı türündeki eserleri Geçmiş Günler, Boğaziçi Yakından, İstiklal Yolunda, Ayrılıklar, İki Saltanat Arasında, Atatürk'ün Hastalığı, Atatürk'ü Özdeyiş diğer önemli eserleri. Şevket Rado, sohbet türündeki yazılarıyla tanınır. Son döneminde Türk Dili konusunda Türk Dili Dergisi'nde yazılar yazmaya da devam etmiştir. Eserlerine baktığımız zaman Eşref Saati önemli, Ümit Dünyası önemli eserleri. Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, Saadet Yolu, İnsan Severse Yaşar, diğer sohbet türündeki eserleri. Gezi Yazısı, Amerika Masalı, 50. Yılında Sovyet Rusya. Nihat Sami Banarlı, edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Yahya Kemal'in öğrencisi olan Banarlı, onun bütün eserlerini kitaphaneye gelip getirilip yayınlanmasını sağlamıştır. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, Yahya Kemal Yaşarken, Yahya Kemal'in Hatıraları, Türkçenin Sırları, Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Edebi Bilgiler, Metinlerle Edebi Bilgiler, Fatih'in Zafer Sırları, Renkli Rüyalar Oteli'nde önemli eserleri. İsmail Habib Sevük, edebiyat tarihçisidir. Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi ile tanınmış, bu yapıtta Tanzimat'tan başlayarak devrine kadarki edebiyatımızı incelemiştir. Lise edebiyat kitaplarıyla bilinir. Kuru ve sıkıcı olmayan kendine özgü bir anlatım vardır. Anısı O Zamanlar, Gezi Yazısı, Yurttan Yazılar, Tuna'dan, özellikle Tuna'dan Batı'ya çıkar karşınıza arkadaşlar. İnceleme Monografisi, Dil Davası, Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi, Atatürk için Avrupa Edebiyatı ve Biz, Edebiyat Bilgileri, Mevlana, Yunus Emre. Evet, son sanatçımız Şevket Süreyya Aydemir. Önce Turancı, sonra Marksist bir anlayışla hayatına devam etmiştir. Marksizmden yola çıkarak Kemalizmi bir ideoloji haline getirmiştir. Yakup Kadri, Vedat Nedim Tor gibi arkadaşlarıyla Kadro dergisini çıkarmıştır. Biyografi türündeki yapıtlarıyla tanınır. Eserleri Toprak Uyanırsa, Suyu Arayan Adam. Biyografisi Tek Adam, önemli eserdir arkadaşlar, karşımıza çıkar. İkinci Adam, Menderes'in Dramı, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün Cumhuriyet dönemi,
öğretici metinleri incelemiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.